Ne demiştik geçen de? 2019 yılında 52 dizi çekilirken binlerce kişinin salgın hastalıktan öldüğü 2020'de 50 dizi çekildi Türkiye'de. O iki diziyi kim çekmediyse tebrik etmeyi unutmuşum da o yüzden açtım bir daha konuyu. Bizdeki dizi sektörü maşallah halk ekmek gibi. Sıcak sıcak fabrikadan halka. Gerçi durum sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyleydi. Ve tabii gerçi yurt dışındaki dizilerin çoğu da pandemisiz dönemde tamamlanan dizilerdi ama olsun. Yine de aralarından seçim yapması çok zor. İşte bu videoda o yüzden var. Hala hafta sonunda eve kapandığımız bir dönemde izleyebilecek bir şeyler bulabilin diye. Ve bu videoda bahsedeceğim dizilerin tamamını da 30 gün boyunca ücretsiz bir şekilde izleyebileceksiniz. Nerede? Bir dijital platform olan Bein Connect'te. Evet, bir dijital platform, yani herhangi bir kutu, kurulum ya da taahhüte ihtiyaç duymadan üye olabilir ve dilediğiniz yerden anında izlemeye başlayabilirsiniz. Ve üyeliğe giden kestirme yolu da şu anda açıklama kısmındaki linkte. Bu arada bahsedeceğim dizilerin tamamı izleyin diye değil, birine de dikkat edin diye. O birini de az sonra anlatacağım ama şimdi bahsedeceğim dizi bugüne kadar izlediğim en acayip şeylerden biri. Brave New World. Şimdi bir ülke düşünün ve bu ülkede sadece 3 kural var. Mahremiyet yok, aile yok ve tek eşlilik yok. Nasıl yok? İşte baya tek kişiyle birlikte olmak yasak. Bak ben size dedim bu diziyi en başa koymayalım diye. Daha 6 diziden bahsedeceğiz, millet linke tıkladı gitti. Aynı isimli kitaptan uyarlanmış olan bu dizide uzak gelecekte sadece mutlu insanların yaşayacağı yeni bir dünya kurulmuş. Peki insanları nasıl mutlu etmeyi mi başarmışlar? İşte tek eşliliği ve aile kurmayı yasaklayarak. Bunun fikri Amsterdam'daki bir gece kulübünde gelmediyse ben de bir şey bilmiyorum. İşte neyse, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz felsefesini benimseyen bu dünyanın dışında da vahşi yaşam dedikleri Disneyland gibi bir yer var. İnsanlar oraya turistik otobüslerle gidip eskiden insanların nasıl yaşadığını izliyorlar. Mesela bir markete gidip hayretle bir indirim gününü ve bir kiliseye gidip "Vay be, eskiden insanlar ne vahşiymiş" diyerek şaşkınlık içinde bir düğünü izliyorlar. Ama herkesin mutlu olduğu o dünyadan dışlanan bu halkın içinde de isyan çıkaran birileri var. İşte sizin orada kızlar teklif ediyormuş tadında bir isyan. O hırsla bütün turistleri öldürüyorlar ama iki kişi kaçmayı başarıyor. Ve ikinci bölümün sonuyla birlikte dizinin heyecanı da giderek artıyor. Diyorum ya, daha önce bundan daha ilginç çok az şey izledim. Şimdi de gelelim gelecekteki bir fantazyadan geçmişteki bir fantazyaya. Daha önce hiç 50'lerde geçen bir fantastik dizi izlemediyseniz buyursunlar. Lovecraft Country. Askerden dönen bir adama babasından bir mektup geliyor. Baba diyor ki, annenin ailesinden kalma bir miras var, gel beni bul. Adam da durur mu? Hem amcası hem de bir kız arkadaşıyla birlikte babasını bulmak için ırkçı bir dünyada yolculuğa çıkıyor. İyi de fantastik bunun neresinde derseniz, ırkçılığı da düşünürsek doğru. 2021'de bile gerçekliğin ta kendisi. Ama dizide daha sonra miras büyük olunca değil para, adam yiyen canavarlar bile çıkınca çok farklı ve kitap tadında bir dizi çıkıyor ortaya. Ki bu dizide zaten bir kitaptan uyarlama ve eğer hala izlemediyseniz bugüne kadar en farklı dizi deneyimlerinizden biri olabilir. Ve bir başka dizi Your Honor. Your Honor. Your Honor. Ya işte halk arasındaki adıyla Breaking Bad'deki adamın yeni dizisi. Yine eğer alabilirlerse kesin Türkiye'de bir uyarlamasını göreceğimiz dizidir kendileri. Çünkü hem mafyalı hem de dramlı. Buna bir de Karadeniz şivesi. Dizide bir yargıcın oğlu bir suç örgütünün başındaki adamın oğluna yanlışlıkla arabayla çarpıp öldürüyor. Yargıç babası da delilleri yok ederek oğlunu hem mafyadan hem de hapisten kurtarmaya çalışıyor. Son zamanların en çok konuşulan ve en iyi dizilerinden biri. Ve dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en uç noktadaki, bundan daha ileriye gidilemeyecek, dikkat etmeniz gereken diziye. Euphoria. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim atasözünün dizi olmuş hali. Çünkü başrol kızımız çocukluğunda başlayan anksiyete ve panik atakların sonucunda genç kız olduğunda bazı kötü alışkanlıklar kazanıyor. Daha sonra bu kız çok fena bir kötü alışkanlığı olan orta yaşlı bir adamla birlikte kötü bir alışkanlığa başlayan bir kızla tanışıyor. Şimdi ne burada bahsi geçen kötü alışkanlıkları ne de birbirlerini nerede bulduklarını sormayın bana. Hepsinin hayata dair bazı bug'ları var. O yüzden bug'ı nerede buluyorsa orada diyelim. Dediğim gibi bir HBO dizisi olan Euphoria belki de bugüne kadar yapılmış ve yapılabilecek en uç noktadaki dizi bana göre. Listede olmasının sebebi de yani işte dikkat edin diye. Bu arada hiçbir şey anlatmadan ne çok şey anlattım, kimsenin haberi yok. Ayrıca dizinin özel bir bölümü de sadece Bein Connect'te.
Tabii sadece saydıklarım değil elbette. Biz drama alıştık, ağlamadan duramıyoruz diyenlere I know this much is true, ben olmuşum dram derseniz iş dünyasının hırsını konu alan Industry ve biraz da güldürsün diyene kısa kısa bölümleriyle bir oturuşta bitirilebilecek çok keyifli bir dizi Barry. Ve az önce saydığım dizilerin tamamını da dediğim gibi tek bir yerden Bein Connect'ten izleyebilirsiniz. Ve güzel tarafı da 1000'den fazla dizi, film ve belgeselin bulunduğu bir dijital platform olan Bein Connect'in eğlence paketini denemesi ücretsiz. Hem de tam 30 gün boyunca. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak hemen üye olabilir ve istediğiniz yerden saydığım dizileri ve çok daha fazlasını anında izlemeye başlayabilirsiniz. Ha gerçi kime diyorum ben, link mink derken millet ilk söylediğim dizinin birinci bölümünü bitirdi bile.